Yalandır her gülüşün, her bakışın. Kimsin sen? Hem melek hem de şeytan. Ağlayan ve ağlatan aynı insan. Kimsin sen? Karayan yüreğinde dinmiyor yangınlar. Kavrulur gider mi sana aşık yürekler? Sevdim dedin, hiç sevmedin sen ki. Kara melek, sen bu hayatın onda zalim bir yürek, sen mutluluk masalında kara bir melek. Ne hesaplaşması, sen de kimsin? Şule'nin nişanlısı. Ya Şule ne zaman nişanlandı? Bana bak, Şule her zaman benim için hayatımın en önemli kadını olmuştur. Lamia Hanım onunla ilişkin olduğunu söylemedim, senin peşini bırakmadığını. Ama karına sadık kalmak için onu reddettin. Öyle mi? Hadi cevap versene. Şule'ye attığın çamurun hesabını vereceksin. Ne oluyor? Murat, damadımla tanıştığını bilmiyordun. Tanışmıyoruz. Kendisi kavga etmeye gelmiş. Ama benim için niyetim yok. Ayrıca vaktim de. Bu işten öyle kolay kolay sıyrılabileceğini hiç sanmıyorum. Sen ne aklı benimle böyle konuşuyorsun Hakan, be? Hakan dur bakayım. Söylesene. Kayınpederine onun kızına attığın iftirayı anlatsana. Çek git buradan, tamam mı? Burada kimsenin seninle uğraşacak zamanı yok. Anlat, hadi anlat. Cesaretin varsa anlat. Bir dakika. Bir dakika, sakin ol. Murat, sen buraya niye geldin? Hakan'ı neyle suçluyorsun? Hakan, Lamia Hanım'a Şule ile ilişkisi olduğunu söylemiş. Şule ile mi? Evet. Ne yazık ki buna ben bile inandım. Hakan, bu ne demek? Açıklanacak bir şey yok. Şule'nin seninle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Ama o varmış gibi gösterdi. Çünkü gerçek sevgilisini gizlemek istiyordu. Şule'yi de kurban olarak seçti. Bana bak. Pekala. Murat sen git. Ama daha yarısını bile dinlemediniz Nahit Bey. Lütfen gider misin? Rica ediyorum. Bana anlatacak çok şeyin olmalı Hakan. Şule, ortalığı karıştıran o. Anlat. Benden hoşlandı. Bana yanaşmaya çalıştı. Belki de eşini kıskanıyordu, bilmiyorum. Ama ben karımı seviyorum. Şule'den kurtulmayı başardım. Lamia Hanım'a da her şeyi itiraf ettim zaten. Benim tanıdığım Şule böyle bir şey yapmaz. Şule belli ki Murat'ı kandırmış. İftira demiş. Hep böyle demezler mi? Bana bak, Şule ile ayrıca konuşacağım. Ama sen benim damadımken nasıl olur da baldızınla flört edersin? Benim suçum değildi baba. Şule o kadar ilgi gösterdi ki. Ben de nihayet bir erkeğim. Erkeksin öyle mi? Demek sen bir erkeksin. Evet, zayıf yanlarımız olabilir. Bunu da en iyi siz bilirsiniz. Sen ne demeye çalışıyorsun? Siz de eşinizi Yasemin olan zaafınız yüzünden terk etmediniz mi? Bana bak! Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Terbiyesizim! Karşında Nahit Saylan var it! Kızımı aldatacaksın, Şule'yi kullanacaksın, bana meydan okuyacaksın öyle mi? Derhal eşyalarını topla, defol buradan! Kovuldun! Defol git buradan! Efendim? Seninle konuşmak istiyorum Şule. Bir şey mi oldu baba? İstersen hemen geleyim. Hayır, buraya gelme. Akşamüstü eve erken gideceğim. Bana gelir misin? Tamam babacığım, görüşürüz. Hakan? Ne yapıyorsun? Niye eşyalarını topluyorsun? Çünkü öyle olması gerekiyor. Bir dakika dur. Neler olduğunu bana açıklar mısın lütfen? Açıklanacak bir şey yok. Seni anlamıyorum. Neler olup bittiğini öğrenmek hakkım değil mi? Esin, sen beni istiyor musun? Evet. Peki seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Bunu bilmiyor musun? O zaman babanla benim aramda bir tercih yap. Neden? Yoksa babanla tartıştınız mı? Evet. Ne oldu Hakan? Buradan ayrılmana sebep olacak ne geçti aranızda? Sorun Şule. Herkesi bana karşı kışkırtıyor.
Şimdi de Murat'ı salmış üstüme. Bunun babamla ne ilgisi var? Murat'la tartışırken baban geldi. Bana gerçeği söyle. Neler oluyor? Murat, Şule, ne ilgin var senin onlarla? Pekala. Gerçeği dinlemeye hazır mısın? Evet. Burada olmaz. Çıkıp bir yerde konuşalım. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Alın. Şunu alır mısın? Yeniden eve dönmek ne güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. Beni neyin iyileştirdiğini biliyor musun? Sen. Sana duyduğum aşk. Eğer gitmiş olsaydın. Ama kaldım. Tamam canım. Artık bundan söz etme. Hem biraz dinlensen iyi olacak. Ama önce Murat'ı aramalıyım. Alo, Murat'cığım. Anne, nasılsın? Sesin çok iyi geliyor. İyiyim bir tanem. Şimdi eve geldim. Çok sevindim anneciğim. Gerçekten iyisin değil mi? İyiyim canım, iyiyim. Beni merak etme. Tek isteğim seni bir an önce görmek. Hemen gel, olur mu? İş çıkışı gelirim anne. Bekliyorum bir tanem. Hoşça kal. Senin Murat'a bu kadar düşkün olman sinirime dokunmaya başladı. Sen bilemezsin Serdar. Çünkü senin çocuğun yok. Canım seninki de hastalık derecesinde. Üstelik öz oğlum bile değil. Öyle tuhaf bir duygu ki bu. Murat benim bir parçam olmuş. Ne olursa olsun Murat benim oğlum. Buna inanmışım bir kere. Hoş geldin kızım. Merhaba baba. Bir terslik var öyle değil mi? Yoksa sen de beni suçlamak için mi buraya çağırdın? Şule. Ben her zaman sana güvendim. Ama bu Hakan olayı benim sana olan güvenimi de sevgimi de sarstı. Bir baba olarak neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Lamia Hanım ansızın beni Hakan'ı baştan çıkarmakla suçladı. Şaşırdım. Kendimi savunmaya çalıştım ama beni dinlemedi bile. Evden ayrılmamı istedi. Ben de ayrıldım tabii. Niye bana söylemedin? Niye buraya gelmedin? Ben... Peki Lamia bu kanıya nasıl varmış? Bilmiyorum. Önce bunu sadece kuşkulandığı için yaptığını sanıyordum. Bir de Hakan ona böyle bir ilişki olduğunu itiraf edince... ...sanki itiraf edecek bir şey varmış gibi. Fakat Lamia ortada hiçbir şey yokken bu kadar sert karar vermez. Hiçbir şey anlayamıyorum. Hem Hakan seninle bir ilgisi yoksa niye kendini suçlasın? Hakan zaten suçlu. Gerçek ilişkisini saklamak için beni paravan olarak kullandı. Baba ben bir iftiraya kurban gittim. Lütfen bana inan. Ben... Bunların gözümde hiç mi kıybeti yok biliyorsun değil mi? Salih'e bak sen yanlış anladın. Ben aslında... Haklısın canım. Ben mutlaka yanlış anlamışımdır. Bazen yaparım böyle hatalar. Bu gece eve gelişini kutlayalım mı? Çıkıp bir şeyler alayım. İçin
en acı şey aşkını satın almakmış. Anlattıkların o kadar karışık ki içinden çıkamıyorum. Bana inanmıyor musun? İnanmak istiyorum. Ama Şule'nin sana göz koymasına anlam veremiyorum. Onun bütün istediği ayrılmamızı sağlamak. Ona çok güvenirdim. Hala da böyle anlattığın gibi biri olduğuna inanamıyorum. Esin, ne olursa olsun kimsenin aramıza girmesine izin verme. Dedikodulara kulak asma. Yalnızca bana inan, tamam mı? Bilmiyorum. Bak, eğer seni ikna edemediysem, en küçük bir şüphen varsa söyle. Bugünden itibaren hayatından çıkmaya hazırım. Demek bu kadar kolay, öyle mi? Elbette değil. Ama bensiz daha mutlu olacaksan. Hayır, sensiz yaşayamayacağımı biliyorum. Sana inanıyorum canım. Bütün bu olanları anlamak imkansız. Aa, Şule. Burada olduğunu bilmiyordum. Merhaba Yasemin. Hayrola, ikiniz bir arada, ne bu surat? Aile meselesi mi? İçinden çıkılmaz bir durum var. Hakan karısına hala ihanet ediyor. Ve sürekli olarak ortaya Şule'nin adı atılıyor. Bu konuda Hakan'ı doğrulayan başka biri var mı? Lamia. Düşünebiliyor musun? Benim Hakan'la bir otelde buluştuğumu tespit etmiş güya. Ve bunu Murat'a söylemiş. Nahit, sen biliyorsun ki Hakan'ı ben de izlettirdim ama hiçbir şey bulamadım. Ben artık buna inanmıyorum Yasemin. Ortada bir kadın olduğu kesin. Ama bu kadının kimliğinin gizlenmesi için Şule'nin kullanılmasına izin veremem. Sevgilim, tam politikaya dönüş yaptığın bir dönemde bunlarla mı uğraşacaksın? Lütfen babanı böyle şeylerle meşgul etme. Yasemin, benimle konuşmayı babam istedi. Evet, bu şarttı. Hakan'ı kovduktan sonra olan biteni öğrenmeliydim. Hakan'ı kovdun mu? Baba, bunu bilmiyordum. Canını sıktığım için çok özür dilerim. Görüyorsun değil mi nelere yol açtığını? Senin kabahatin yok. Murat seninle tartıştıktan sonra şirkete geldi. Hakan'la kavgaya. Hep benim suçum. İstemeden Murat'ı tahrik ettim. O kadar öfkeli, o kadar sinirliydim ki kendimi tutamadım. Artık kendini tutmasını öğrensen iyi olur. Elbette kendini savunacaktı. Suçlamaları kabul etmeyecektin tabii ki. Bak canım, istediğin an buraya gelebilirsin. Biliyorsun. Hayır baba, merak etme, başımın çaresine bakarım ben. Şule, baban için çok önemli bir dönem şu aralar. Politikaya yeniden atılıyor. Anlıyorum. Baba, ben kendi hesabıma bir daha bu konularda seni rahatsız etmeyeceğim. Ben gideyim. Seni geçireyim. Güle güle kızım. Baba. Kendimi çok kötü hissediyorum. Üzülme canım. Gerçek nasıl olsa ortaya çıkar. Derdimi kiminle paylaşacağımı bile bilmiyorum. Ben varım ya Şule. Artık seninle eskisi kadar yakın olamıyoruz ki. Yasemin'in yanında sana sarılamıyorum bile. Çünkü onun bundan nefret ettiğini hissediyorum. Aslında senin durumunu da anlıyorum. Zamanla her şey düzelir. Yerine oturur Şule. Seni çok seviyorum baba. Hoşça kal. Gene üzdüler seni. İtiraf et. Benden başka herkes içini karartıyor değil mi? Gerçekten de öyle. Sen olmasan nasıl baş ederim bunca sıkıntıyı? Merhaba. Hoş geldiniz. Bir iski rica ediyorum. Afiyet olsun. Üç tane buzlu viski. Ayşe. Burada ne yapıyorsun?
çalışıyorum. Ne demek çalışıyorum Ayşe? İzmir'e ailemin yanına gidemezsin, değil mi? Ayrıca yaşamam için de çalışmam lazım. Ben sana her ay geçineceğin kadar para vermiyor muyum Ayşe? Evet Murat, veriyorsun. Sen beni bir kez bile aramadın. Sadece hesabıma para gönderdin. Bunları sormak şimdi mi aklına geldi? Ayşe! Ayşe! Unuttun galiba, biz boşanmadık. Hala benim karımsın. Ya öyle mi? Hala karınsam ne olacak? Benimle geleceksin. Buradan çıkıp gidiyoruz. Hiçbir güç beni Saliha Hanım'ın evine geri götüremez. Şimdilik benimle birlikte otelde kalırsın. Sonra da bir şeyler düşünürüz, tamam mı? Yürü gidiyoruz. Sana bir yer bulana kadar burada kalırsın. İzin verseydin de gidip eşyalarımı alsaydım. Yarın alırsın. Ne garip değil mi Murat? Hem ailem var hem de zengin bir kocam. Ama ben yine de kendi ayaklarım üstünde durmak zorundayım. Bu senin hatan. Ailen yanına dönmek yerine İstanbul'a kalmayı sen tercih ettin. Neyse, ben çıkıyorum. Bir iki saat sonra gelirim. Nereye gidiyorsun Murat? Başlama yine ya. Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Bu sorulardan nefret ettiğimi biliyorsun Ayşe. Sen rahatına bak. Şule, evde olduğunu biliyorum. Aç şunu. Lütfen açar mısın şu kapıyı? Şule, konuşmamız lazım. Lütfen beni bir kere dinle. Ondan sonra hiç konuşmayacağım. Söz veriyorum. Şule! Sana yalvarıyorum. Kendimi affettirmek istiyorum. Aç! Ne olur aç! Şule! Lütfen konuş benimle. Sana inanıyorum. Yemin ederim inanıyorum. Seni kıskandığım için seni suçladım. Yalnızca onun için. Senden özür diliyorum. Pekala. Ama bir gün mutlaka kendimi affettireceğim. Peki Osman nereye gitmiş olabilir? Hiç bilmiyorum. Ben seyahatteyken ayrılmışım. Sonra bir haber almadınız mı? Hayır. Size söylemedi mi? Burada değildim. Eşime de bir şey söylememiş. Size de söylemediğine göre başına mutlaka kötü bir şey geldi. Çünkü gidebileceği başka bir yer yok. Sizi ararsa, bir gelişme olursa bize de söyler misiniz? Elbette söyleriz. İyi günler. Güle güle. Orhan kimdi o? Kiminle konuşuyordun? Osman'ın bir akrabası, onu soruyor. Niye onu herkes burada arıyor? Başka gidebileceği bir yer yok mu? Hayır yok. Bütün yakınları da bunu biliyor. Öyle sanıyorum ki bunu yalnız sen bilmiyorsun. Ne demek istiyorsun Orhan?
Eğer sağ olsaydı mutlaka burada olurdu. Belki de Arzu'nun peşinden gitmiştir. Unuttun mu? Önce o yok olmuştu. Evet, o da aynı şekilde kaybolmuştu. Arkasından Osman. İnsanlar böyle iz bırakmadan ortadan kaybolmazlar Mine. İkisinin arasında bir şey olduğuna eminim. Birlikte kaçmışlardır. Arzu'nun tek sevdiği benim. O kadar emin olma. Eminim. Çünkü o benim... Çünkü o senin 15 yıllık metresin, öyle mi? Evet, öyle. O kadının benim için yapmayacağı yoktur. Karını öldürmek dahil. Doğru. Bana yaklaşan her kadını elleriyle öldürürdü. Desene, ucuz kurtulmuş. Daha kurtulup kurtulmadığım belli değil. Arzu'nun böyle bir şey için gelemeyecek kadar uzakta olduğunu düşünüyorum. Söylesene, ne biliyorsun? Bir şey bildiğim yok. Biliyorsun, yoksa bu kadar rahat olmazdım. Yapma, korkutuyorsun beni. Korkman için çok sebep var. Çünkü bundan sonra çok yalnız kalacaksın. Neden? Şehirde bir iş kuruyorum, bir büro. Bütün gün burada tek başına olacaksın. Bu da nereden aklına geldi? Paraya ihtiyacın olduğunu bilmiyordum. Benim değil, başkalarının paraya ihtiyacı var. Beyefendi, personelden bazılarını tazminatlarını ödeyip işten çıkartmak zorundayız. Yatırımların geri dönmesi tahmin ettiğimiz kadar hızlı olmadı. Tabii, eğer dönerse. Hakan Bey yalnız kendi projeleri için bütçemizin 1/4'ünü bağlamış durumda. Eğer Hakan burada çalışmaya devam etseydi eminim çok iyi sonuçlar alınacaktı. Biz bunu sonra aramızda konuşuruz Esin. Beyler, açık konuşun. Nakit sıkıntımız ne durumda? Nait Bey, eğer yatırımları bu haliyle bırakırsak bütün parayı da emeği de sokağa atmış oluruz. Ama başladığımız işlere para akıtmaya devam edebilmemiz için de taze paraya ihtiyaç var. Anlaşıldı. Ya harcadıklarımız boşa gidecek, ya nakit bulacağız. Toplantı bitmiştir beyler. İlginize çok teşekkür ederim. Yarın kararımı size bildiririm. Hoşça kalın. Baba. Şahsi hıncınız yüzünden Hakan'ı işten atmanızı anlamıyorum. Şahsi hıncı mı? Saçmalama Esin. Onun için kovduğumu gayet iyi biliyorsun. Ayrıca sana yaptıklarını nasıl bağışlıyorsun? Ben kocamı seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. O senin tercihin. Ama o alçağı bir daha buraya yaklaştırma. Benim mutluluğum mu daha önemli yoksa sizin Hakan'a duyduğunuz kin mi? Esin, sözlerine dikkat et. Ne yaparsınız? Beni de mi kovarsınız? İşte bunu yapamazsınız. Çünkü ben bu şirketin hissedarıyım. Annem de öyle, Kerem de. Bu ne nankörlük Esin? Seni de kocanı da bu şirkette en iyi pozisyonlara getirmedin mi? Yetki vermedin mi? Biz de çalıştık, başarılı olduk. Ama siz Şule yüzünden Hakan'ı kovdunuz. Galiba hiçbirimizi Şule'yi sevdiğiniz kadar sevmiyorsunuz babacığım. Evet, artık kollarında işsiz ve parasız bir sevgili var. Dert etme, bir yolunu buluruz. Nasıl? Lamia'yı ikna edersen o sana bir iş kurar. Kendi işin, fena mı? Bunun için çok para lazım. Para bulması o kadar zor değil. Zor olan onu geri ödemek. Faizle para mı alayım yani? Gözüm kesmiyor. Bak, işi öğrendin. Eğer başarılı olursan 2 yıla kalma sen de bir Nait Saylan olursun. O kadar kolay değil. Aslında bütün müşterilerle ben temas kurdum. Hepsi de beni çok başarılı buldu. Yani kocamın müşterilerini onun elinden mi alacaksın? Neden olmasın? Söyle bakalım. Ya kocan su yüzünde kalacak ya da sevgilin. Hangisini tercih edersin? O parayı bana kim harcayacaksa onu. Çıkarcı. Sanki sen hiç değilsin. Şule konusunun altından nasıl kalkacağız onu düşünelim. Nait kızına inanıyor. Anladığım kadarıyla Murat da. 2-2 desene. Lamia Hanım'la Esin de bana inanıyor. Bütün iş Şule'de. Nasıl yani? Ben suçsuzum demesi, inkar etmesi normal. Ama kız gerçekten de suçsuz. Saçmalama. Ben olaya ötekilerin gözüyle bakıyorum. Ama ne kadar inkar ederse etsin, onun da bir zayıf yanı, kırılma noktası vardır herhalde, değil mi? Hiçbir şey anlamıyorum.
Ya bir düşünsene, şöyle hiç vicdan azabı çekemez mi? Ya da kapana kısılmış gibi hissedemez mi kendini? Ederse ne yapar? İnsanlar böyle sebeplerden intihar etmezler mi? ENKO'dan gelen teklif dosyasını da size fakslayacağım Barış Bey. Peki efendim. En kısa zamanda elinize ulaşır. Rica ederim. İyi günler. Şule Hanım hoş geldiniz. Merhaba Tuğba. Murat yok mu? Hayır, dışarıda. Şule Hanım nihayet döndünüz. Artık hiç gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştım. Ben sadece anahtar bırakıp gideceğim. Bu evin anahtarı. Bu da buranın. Evi boşaltıyor musunuz? Evet. Bundan Murat Bey'in haberi var mı? Hayır. Olması da gerekmiyor zaten. Peki nereye taşınıyorsunuz? Şimdilik bir otele geçeceğim. Ama nerede olduğumun bilinmesini istemiyorum. Şule Hanım olur mu hiç? Sizi arayanlara ne diyeceğiz? Acil bir konu çıkabilir. İşleri de öylece bıraktınız. İçinden çıkamadığımız bir şey olursa ne yapacağız? Pekala. Otelin ismini yalnızca sana vereceğim. Ama Murat'a verme, tamam mı? Senden başka hiç kimse bilmeyecek. Bunu nasıl yapar anlamıyorum. Onu boş ver. Şimdi ne yapacağız onu düşünelim biz. Hiç canınızı sıkmayın çocuklar. Arkanızda ben varken zor durumda kalmazsınız. Teşekkürler. Teşekkürler anne. Müşterilerin en az yarısını kendi kuracağım şirkete bağlayabilirim. Esin'i de alırım yanıma. Tamam. Ama bu demektir ki Nahit'in şirketi zor durumda kalacak. Yani Beynem'i, Esin'in ve Kerem'in de ortak olduğu şirket. Şirketin zaten para sıkıntısı var. Bu babamı büsbütün borç batağına saplar. Artık onun için hiç üzülmüyorum canım. Sevgili karısı ve iki yüzlü kızıyla ne yaparsa yapsın. Yani kendi adlarına. Şimdilik sadece 500 milyon sus payı istiyorum. Çarşamba akşamı saat 8'de Kasımpaşa'daki eski depoda ol. Parayı bir çanta içinde bırak ve git. Paraya iyice sıkıştık. Son günlerde birileri piyasaya bizim hisseleri sürmeye başlamış. Ne yapmayı düşünüyorsun baba? Faizle para almaktan başka çare yok. Ama hisselerimiz böyle düşmeye devam ederse sonu çok kötü olur. O kadar üzülme baba. İş olacağına varır. Hem sen ne badireler atlatmış bir adamsın. Bu kadar vurdum duymaz olmana şaşırdım. Unutma. Sen de bu şirkete ortaksın Esin. Gemi batarsa hep birlikte batarız. Para için nereye başvuracaksın? Bankaya mı, tefeciye mi? İkisi de değil. Geçen gün bizim Bülent Bey söz ediyordu. Yeni bir finansman şirketi kurulmuş. Lütfen ısrar etmeyin. Şule Hanım'a söz verdim. Bak canım, onun nerede olduğunu bilmek babasının en doğal hakkı değil mi? Şule'yi bulamazsak ona nasıl yardım ederiz? Bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Murat Bey de o kadar ısrar etti, bilmiyorum dedim. Murat'a söylememekle iyi etmişsin. Şule bundan hiç hoşlanmaz. Ama hayatım, biz onun ailesiyiz. Yardım etmek isteriz. Dur, sana küçük bir yılbaşı hediyesi getirmiştim. Çok teşekkür ederim. Açsana. Çok güzel bir koku bu. Çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Ne diyorduk? Pekala. Adresini size söyleyeceğim.
Ama ne olur kimsenin kulağına gitmesin. Hatta Şule Hanım'ın da. Merak etme, ben her şeyi ayarlarım. Faiz oranları 6 ay sonra biraz artabilir. Ama ilk 6 ay düşük tutulmasını rica ediyorum. Ama bu fark ikinci yarıdaki faize katlanarak yansıyacaktır. Sanırım kabul etmekten başka çarem yok. Siz bilirsiniz. Bu piyasada istediğiniz miktardaki parayı verecek çok az finansman şirketi bulursunuz. Biliyorum. Sizi de bunun için tavsiye ettiler. Evet. Karşılık olarak ne göstereceksiniz? Şirketteki mal varlığım ve hisselerim. Pek yok. Mallarımın çoğunu şirketin üstüne geçirdim. Nahit Bey, büyük bir borç yükünün altına giriyorsunuz. Eğer yatırımlarınızı tamamlayıp para kazanmaya başlayamazsanız... Biliyorum. O zaman tükenirim. Sizinle dost olmak isterim. Tükenmenize izin vermem, merak etmeyin. İlginize çok teşekkür ederim Orhan Bey. Bana gerçekten çok yardımcı oldunuz. Rica ederim. Sizi bu akşam eşinizle birlikte yemeğe davet etsem kabul eder misiniz? Eşim biraz rahatsız. Bu ara akşamları çıkmıyor. Ama ben memnuniyetle gelirim. Adresinizi almıştım. Yo yo, evde değil. Dışarıda. Yeni açılan çok hoş bir restoran var. Rezervasyonu yaptırıp sizi ararım. Peki. Aramanızı bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Buyurun, sizi geçireyim. Yasemin, beni nasıl buldun? Çok aradım Şule. Aklım hep sendeydi. Burayı da nereden buldun Allah aşkına? Yeni bir işe girinceye kadar idare etmem lazım. Çay içer misin? Hayır, içkin yok mu? Maalesef. Söyle bakalım, ne yapmayı düşünüyorsun? İş arayacağım. Ama yeteri kadar para kazanacağımı hiç sanmıyorum. Sana para getirdim. Şimdilik idare et. İlk fırsatta yine yardım etmeye çalışırım. Tamam mı canım? Yasemin, çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok hayatım. Sen sadece şanssız bir kızsın. Önce babasız bir çocuk oldun. Sonra annen intihar etti. Arkasından hayırsız bir koca. Murat'ın yaptıklarını saymıyorum. Yeter. Keşke sana geleceğe dair bir ümit verebilsem. Her olayda gururum biraz daha kırılıyor. Her geçen gün biraz daha güçsüzleştiğimi hissediyorum. Murat'ın karısı da dönmüş. Ayşe. Yine birlikte yaşıyorlarmış. Onun yanından ayrıldığın iyi oldu. Ne yapacağım ben? İşin çok zor. Bazen bu gibi durumlarda ölüm bile daha kolay gelir insana. Sonsuz huzur. Sessizlik. Bazen bunu düşünmüyor muyum sanıyorsun? Böyle bir şey aklına bile getirme. Saat çok geç olmuş. Benim gitmem gerekiyor. Niçin hemen kalkıyorsun? Bu gece Nait'le yemeğe gidiyoruz. Peki. Geldiğine çok sevindim. Aa, az kalsın unutuyordum. Sana uyku ilacı getirdim. Sinirlerim bozuk. Belki uyku tutmaz. Yardım olur. Teşekkür ederim. Dikkatli ol. Bu bana yaptığın son şantaj olacak Yasemin Hanım. Biraz esrarengiz bir adam. Kendisi hakkında bilgi vermeden hep karşısındakini öğrenmeye çalışıyor. Akıllı adam desene. Şule'den de hiçbir haber yok Yasemin. İnsan nerede olduğunu söylemez mi? Söylese ne olacak ki? Canım, yardım ederdim. Kirasını öder, en azından rahat geçinmesini sağlardım. Şule kabul etmezdi zaten. Böyle şeylerden hoşlanmıyor biliyorsun. Parasız kalmasını, sıkılmasını istemiyorum. Ama onu nerede bulacağımı da bilmiyorum. Çok sıkışırsa o seni bulur zaten. Ben hazırım. Bu gece çok güzelsin.
Hoş geldiniz efendim. Merhaba, Nait Saylan. Nait Bey'le ilgili. Özür dilerim, biraz geciktik. Rica ederim, hoş geldiniz. Yasemin, sana bahsettiğim Orhan Bey. Eşim Yasemin. Memnun oldum. Ben de. Geldim. İstediğin parayı getirdim. Ortaya çıkmamakta kararlısın galiba. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Bırakıyorum ve gidiyorum. Ha 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 ha!